Hastayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Çalıştır baba. Günaydın arkadaşlar. Günaydın mı? La biz akşam 9'da yayınlıyoruz ya videoları. Olsun. Bugün sabah. Değil mi? Evet. Böyle bir transport ama biz bunu dün akşam aldık. Çalışmasında hiçbir sıkıntı yok. Şıkır şıkır çalışıyor ama... 3 ay önce fiyat vermiştik Baskıbalata'ya. Dedi ki geliyorum bugün geliyorum. Yani. Yarın geliyorum abi, gelmesen de geleceğim bir gün yani. Geldi. Yolda kalmış, çekiciyle dün akşam aldık. Evet, yürütsene bir. Tak fitesi. Nasıl titriyor bak. Kesin volant sıyırdı. Sabah sabah da ses tonum hiç benim bile hoşuma gitmiyor. Kaldır 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 kaldır. Bak kütür kütür vuracak bak. Gidiyor mu? Oşet. Bayağı titriyor ha. Frene bas. Kaldır ayağını debriyajdan bir. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Bak nasıl titriyor, görüyor musun? Neyse al lifte dese gelin bakalım desin. Bana yorumlara demişler ki bu samimiyeti kaybetmeyin o yüzden. Kafamıza göre takılacağız bundan sonra. Her kesiti de yayınlayacağım anasını satayım. Ses, var mı? Ses güzel ama bakın ses şu an düz gelecek. Volant. Volantı nasıl test edersiniz? Böyle. Debriyajı bırakarak yavaşça. Volant bozuk. Volant. Tamam, volant bozuk. Arabayı geri geri lifte alalım bakalım ne çıkacak. Şu an Sinan arabayı çekmeye çalışıyor. Ne oldu, gitmiyor mu? Bunu bir dakikası açık, bunu yayınlayabilirim. Gitmiyor mu? Az iteyim, dur. Hadi. Ulan git oradan bir daha kaptır gel. Hadi birlikte gidelim. Ya dün akşam çekiciye para vermeyeyim diye, verdirtmeyeyim diye o kadar uğraştım ki bunu rampadan çıkartsam diye. Çıkmadı ya lan melek. Düz yol olsaydı ama gelirdim ben bununla dükkana. Haydi. De haydi. İşte bu. Şurada da bir tane araç var. Bu da elektrik arızası var. İşimiz zor ya. Oo, Abdullah Ustam. Neyse bunu keselim de biz arabayı bir itelim. Nefes nefese kaldık ya. Abi şöyle gel şöyle. Ortam karardı. Aynen şöyle gel. Bunun da plakayı ben miyim? Ya veren bir şey oluyor. Evet. Zaten arabalar illallık. Vallahi. Arkadaşlar. Çok iyi niyetli insanlar var. Bizi takip eden çok seven adamlar var. Aynen. Kafanıza takmayın teknik terim vesaire. Üzülmeyin ya, biz ne kadar söylesek de o teknikleri bir mecburen veriyoruz. Veriyoruz. Kendimizi veriyoruz. Tutamayıp veriyoruz. Bu yüzden değildi ya, birkaç tane böyle biz şimdi 250 tane video olunca, bu kadar 250 tane videonun 9 milyon görüntülenmesi olunca aynen. 50 bin linç dedik ki bir videoda çıkartalım ama öyle bir şey yok. Kesinlikle teknik terim vereceğiz. Doğru mu? Vereceğiz canım, niye? Aynen, bizi seven... Hiç yabana atmayın, 10 numara volant testi yaptım ben. Bütün ustalara tavsiye. Onu birazdan izletirim, volant testi yaptım. Ha, bu video volant testi volant. Mi olacak? Bu volant sökülecek şimdi, ne çıktı bilmiyoruz ki. Şimdi sökeceğiz ama büyük ihtimal volant çıkabilecek. Bakalım ne çıkacak diye, onu teknik terimle anlatacağız işte. Ya hem de şey aynen. Diyorum, yorumlara cevap veriyorum da abi ya. Tabii canım. Tabii. Aynen. Şu an verin. Biz de sizi seviyoruz yani, yanlış anlamayın da. Sıkıntı adamın yok. Boyu benden uzun olunca mecburen. Ankara bizi bulsun. Ankara bizi bulsun. Ankara dikkat etsin hareket. Arkada bizim volantlarımız da var. Volantlar orada. Revizyonlu, hemen çakacağız bunu. Yola devam. Aynen.
Bakacağız ama büyük bir ihtimal sıfır da alabiliriz. Basketbol da seti de benim hiç hoşuma gidecek gibi çıkmayacak. Evet. Ne olup ne bittiğini sizinle tek tek part part olarak paylaşacağım. Bundan sonra büyük bir ihtimal söktükten sonra çekerim arkadaşlar. Çünkü işler yoğun. Hem video çekip hem işlere bakamıyoruz. İşleri hızlı çıkartmamız için çalışmamız gerekiyor. Teknik terim gelecek. Ya şu sökerken hani sürekli video istiyorlar ya. Hı. Hani telefona koyuyor siz sökerken. Ya olmuyor, telefon sürekli çalıyor. Hani biz hiç olmazsa söylüyoruz yani, bak şu videoyu şuradan alacaksın, şunu şuradan alacaksın, şuradan şuradan sökeceksin diye. Hiç olmazsa onları söyleriz. Zaten bunu şanzımanı evin önünde sökecek adam. Suçlular. Vardır. Sıkıyorlar. Neler öğrenmişler de. Size gidi çakallar, ben takım aldınız. Bize ekmek yedirmeyeceğiniz ha. Bir tanesini gördüm ben. Neredeydi? Adam kendine YouTube kanalı kurmuş. Hı hı. Evin önünde neydi ya, Laguna'nın şanzımanını sökecek. Nasıl toplayacak onu ya? Part 1, part 2, part 3, part 4. Sonra 5 YouTube, yok. YouTube kanalı yok. Allah Allah. Şanzımanı geri takamamış. Evin önünde her şey. Ama adam yani günlerce kan ter içinde kaldı. La abi 400 lira vereceksin işçilik yani. Bırak da kaç söksün. Kaç lira kaç lira? Yani 400 lira işçilik traverz indiriyor adam. Yazık yazık. Ya yapabilen varsa yapsın abi, niye öyle diyorsun ya? Ben şeyi merak ediyorum, bir tane Peugeot 407 bizi aramıştı ya, hala 4 şanzıman. Ulan tripodum da kırıldı, elle tutmak zorundayım. 407 ne oldu? Hala 4 şanzıman vardı ya Ankara'da, sökecekti de. Nerede sökülüyor abi dedik de biz de 3 tane tribün divatası desek gelir dedik ya adama. Gelir gelir. Umarım gelmiştir. O ne oldu merak ediyorum. AL4'ü ama teknik bilgi gelecek. Bir de size bir şey soralım arkadaşlar. Ben merak ediyorum. Sizin fikrinizi de almak istiyorum. Biz diyoruz ki hasarlı araçlara girelim. Ya hasarlı aynen. Şöyle hiç olmazsa başından sonuna kadar yaparken hem çekelim hem onları da görsün. Kafalarında aynen. Da soru işareti kalmaz. Yani bunu ben kendime almayacağım, yapıp satacağım. Öyle bir hem şey satarız ya bineriz de, niye öyle diyorsun? Yani şu olur, tamamen hasarı detayına kadar görünür. Araba zaten parçalı bir şekilde. Ondan sonra bunu yarımlarda belirtin, biz hasarları yani istiyorlarsa yaparız. Yani işte, ya ben sizi adam kandırıyorsunuz bilmem ne yaptı diye dolandırıcılığa vurdunuz işi. Bu arada çekilişler şey de olacak. Ben artık bir şeyler vermek istiyorum çekilişlerle. Değil mi? Bu yüzden Instagram adresi açıklama kısmında, bakalım oynar göbek volantta ne çıktı. Instagram'a gelin. Şöyle bir 3000 takipçi olayım ya. 3000 takipçi olayım. Instagram aslında takip edebilirler ya. Instagram senin zayıf ya. Evet. Yani zayıf da neyin? YouTube'a göre zayıf. Evet. Hani sen herhalde hiç söylemedin Instagram'ı burada. Söylüyorum da işte ne bileyim ya. Sadece işi düşen gece 3'te şanzıman aklına gelen olursa Instagram'a gelip yazıyor. Allah razı olsun. Instagram'da çok yoğun arkadaşlar. Instagram'a da yetişemiyorum. Abdullah Usta biliyor zaten. Ona da bazen gösteriyorum. Hmm. Ama hem işler hem montaj, işte hem kurgu, videoları hazırlama yok, editleme bilmem ne, hepsi bende. Burada hem iş yapıp hem onları yapmak, hem sosyal medyayı yönetiyorum hem iş yapıyorum. Biraz zor. Aynen. Arkadaşlar şu arkadaki bak. Şurada. Şuradaki ne? Polo jant kapağından olan varsa. aynen. Göndersin bizi. O jant kapağından bir tane mi iki tane mi? İki tane lazım. Lazım. Olan varsa arkadaşlar açıklama kısmında adres var. Adrese gönderirseniz sevinirim. Ay çok uzattık şimdi, bize kızacaklar aynen, ha. Evet. Vallahi kızacaklar. Niye bu kadar lak lak yaptınız diyecekler. Ama sizi seviyoruz, o yüzden teknik terime devam edeceğiz. Yani biz onu öyle ne diyorlar? Ne selzeniş. Yani öylesine söyledik ya. Hadi sökelim. Hadi sökelim bakalım neler oluyor. Aynen. Abdullah Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Kaç dakika oldu? Ne bileyim ben, 9 dakika falan herhalde. Şanzıman yerde neredeyse. Arkadaşlar şunu göstereyim. Maşından olsun söktüğüm içinden çıkanlar. Yıldızlarım milyar milyar. Şunu sana net gösteremiyorum. Seyirip şuradan alayım. Birazdan şanzıman zaten yerde olur da. Yine de ben size şöyle göstereyim. Baskı balata ne halde. Bunlar hep baskı balata tozları. Neyse aşağı indirelim de. Ne kadar kaldı? Son vida. Hadi alalım. Arkadaşlar ben görüntüyü kapatayım.
şanzımanı yere alalım. Ondan sonra çekime devam. Arkadaşlar transporterin şöyle baskısının tellerini göstereyim. Aynı zamanda bu volant bozuk. Şu kadar boşluk yapması normal değil. Ben evveliyatından da bozuktu da. Yani şu boşluk normal değil. Ama baskı balata da sıyırdığından dolayı boşlukla birlikte işte titremelere vesairelere yol açtı. Az gaz verince işte titriyor. Bu da baskıyla volantın yüzeyinde balatanın dönmeye çalışmasından kaynaklı bir problem. Arkadaşlar. Bu hiçbir zaman bu kadar dönmemesi gerekiyor. O yüzden bu volant bozuk. Yerinden alayım bakayım. İkisinin arasında bir açayım bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra göstereceğim size baskı ne hale gelmiş, nasıl duruyor diye. Baskı balatayı yerine söktüm. Durum bu. Nasıl ama? Yaklaş abi. Baskı balata sıyırmış. Gitmiş. Şöyle de. Oo, kapak açmış. Ne diyorlardı? Frisbee miydi? Frisbee. Evet. Bu böyle 10.000 kilometre daha gider. Gider gider. Bunu böyle ters çevirip takıyorsunuz. 10.000 kilometre. Kilometre daha gidiyor. Şimdi bunu gösterdim ne abi şimdi? Şuna baksana ya. Şöyle bir kapak fotoğrafı alsana şöyle. Odaklı abi ya. Niye böyle bulanık gösteriyorsun? Odaklı ya. Nasıl ama? Bir fotoğrafı. Aldın mı? Bir tane de alayım da onu alalım. Tamam. Tamam, kapak fotosu aldım. O zaman gel hadi volanta geçelim. Volantın yüzeyleri gördüğünüz gibi arkadaşlar yanık. Bu yüzden volant değişecek. Aynı zamanda bakın şöyle bir boşluk var volantta. Nasıl göstereyim? Bu sabahları ilk çalıştırdığınızda soğukken kar 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 diye ses yapar. Aynı zamanda Sinan'ın videonun başında kontrol ettiği gibi siz de edin. Kalkışlarda titreme vesaire yapar. Ama volant yüzeyi de bozuk. Şimdi biz bunu hem volant hem debriyaj set olarak değiştireceğiz. Bu yaklaşık 9 aydır böyle kat 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 sesle gidiyor. Oynar köpek volantları değiştirmezsek ne olur diye soran arkadaşlar vardı. Ya da sabite çevirdiğimizde ne olur? Performans kaybınız olur. Kalkışlarda titreme vesaire olabilir. Daha sert kalkarsınız. Bir de oynar köpek volantlar arkadaşlar çok aşırı bozulduğunda, yalpalama, balans yaptığında grangı kırma ihtimaline kadar gidebiliyor. Grangı kırdığınız zaman da bu sefer motorun içini açmak gerekebiliyor. Yani 2000-3000 lira verecekken motorla birlikte 10.000 liralık oluyorsunuz. O yüzden eğer bu sesi duyduğunuzda sabahları, işte genelde debriyaja bastığınızda keser ya da kesmez. Böyle bir kar 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 kar, rolantide titreme, işte ne bileyim kalkışta titreme duyuyorsanız kesin anlayın ki oynar göbek volantınızdan kaynaklı. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar, yolumuza bakacağız. Durum bundan ibaret. Bunda bayağı bir boşluk var. Yüzeyi de yanmış zaten. Şöyle göstereyim. Bu volantı kullanma gibi bir şansımız yok. Şimdi şundan bahsedeceğim. Debriyajda ayağınızı yarım çektiniz. İşte bir koku geldi. Yani bu kokuyu duyuyorsunuz ama kokunun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Yani tuhaf bir koku sarıyor ortalığı böyle arabayı zorladığınız zaman. İşte o koku şu koku arkadaşlar. Göstereyim size. O koku şu balatanın, şurada dönen balatanın şurayı yakmasından kaynaklı arkadaşlar. Ya debriyaj pedalını tam bırakın ya da debriyaj pedalını tam basın. Yarım debriyaj yaptığınızda buraya sürtüp bırakıyor. Sürtüp bırakıyor. Bu sürtünmede yüzeyi gördüğünüz gibi yakıyor. Yanan yüzeyi arkadaşlar balata yüzeyi tutmaz. Yani şu yanan yüzeyi balata yüzeyi tutmaz. Belli bir süre sonra ayağınızı debriyajdan çekseniz bile ilk önce boşta dönüp sağlam bir yer bulana kadar balata boşta dönüp sonra sağlam bir yer tuttuğunda bir anda tutuyor. Bu da oynar göbek volantınızı da bozuyor.
basketbol tanınızı da bu şekilde kopartabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden araçlarınızı eğer bir zorladınız çıkmıyor, iki zorladınız çıkmıyorsa daha fazla üstüne gitmeyin. Kokuyu birden fazla yaparsanız şu yüzeyi birden fazla yakmışsınız demektir. Takdir edersiniz ki 5, 10, 15 artık 20 yüzey yandığında da baskı balata bu yüzeyi tutmasın. Gelin bize de sökelim, biz de sizden ekmek kazanalım yani. Değil mi Abdullah abi? Yani bu kendi hatanızı bilerek rampalara vurmayın arkadaşlar. Bu hataya düşmeyin. Debriyajın o pis kokusunu siz çekmeyin. Aksi takdirde dediğim gibi bu debriyaj size gidecekken 250 bin, 300 bin belki de. Gerçi baskı sertleşiyor, yeni malzemelerden çalıyorlar. Yani üretimde sıkıntı çıkıyor, çalıyorlar ama baskı sertleşti. Bu sertleşme size eğer bir problem çıkartmıyorsa yine 300-400 bin kullanabilirsiniz bir baskı balatayı arkadaşlar. Ama dediğim gibi yaparsanız, zorlarsanız ve kokuyu birden fazla duyarsanız geçmiş olsun, baskı balatanız değişir. Şimdi bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Bunun ikinci parti gelir mi bilmiyorum ama işte toplayacağım. Bunda da trigger değişim falan var. Toplayacağım. Topladığımda da bu testini, işte titreme var mı yok mu? Volantı tabii ki de test edeceğiz. Rolanti de çalıştıracağız. Gönül isterdi ki aracın volant sesini size gösterelim ama maalesef bunu gösteremedik. Çünkü yolda kalmış bir araçtı. Aynı zamanda ticari amaçlı kullanıldığı için hemen söküp işlem yapmamız gerekiyordu. Şimdi fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. İkinci partta görüşürüz. Toplayayım. Ne oldu ne bitti, bunları sizinle paylaşacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Teknik bilgi vermeye devam edeceğim. Bir de hasarlı araç toplamayalım, toplamayalım, bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi diyorsunuz ki bazen yorumlarda şunu da belirtiyorsunuz. Bu kanal istediği beğeniye ulaşamıyor işte vesaire vesaire. Evet, beni 20 bin kişi izliyorsa 500 kişi beğeniyor. Diğer geri kalan 19.500 kişi uyuyor. Ama hani burada işin aslı biz insanlara bir şeyler öğretmeye, bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Gerek teknik terimle olsun, gerek yapılan hatalarla. Biz bence amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü birçok kişi geri bildirim olarak bunu alıyorum. Birçok kişi bizim videolarımızdan gerçekten bilgilenmiş ve gerçekten yapılan hataları yapmadan önce önlemini almış. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Transporter'ın ikinci partını bekleyin arkadaşlar. 60'tan da şuradan bir yerden kesin çıkacaktır. Ya da çıkmıyorsa, bugün çıkmıyorsa yarın tekrar bu videoya girip izleyebilirsiniz. Kesin çıkacaktır. Yetişmeye çalışıyorum, montajlamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu yorumlara bakmaya çalışıyorum. Instagram'a bakmaya çalışıyorum ama Instagram'a da gelin arkadaşlar, çekiliş yapacağım yani. Bir şeyler vermek istiyorum. En azından Sinan'ın cebinden çıksın. Baratadır, bakın malzemesidir vesaire. Sinan'ın cebinden çıksın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.